Merhaba arkadaşlar, hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yayın Denizi'nin tek AYT Fizik Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam edeceğiz. Konumuz bağlı hareket. K ve L hareketlerinin yere göre hızları verilmiştir. K'nın ve L'nin birbirine göre bağıl hızı kaçtır diye bize soruyor. Yani K eksi L'yi ya da L eksi K'yı bulmamızı istiyor. Birbirine göre bağıl hızı. K eksi L. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz. Bir tanesi kısa yoldan yapabiliriz. Başlangıç noktaları bir arada olduğu zaman K, L'ye bakıyorsa ya da L, K'ya bakıyorsa nasıl bulunur? Örneğin K, L'ye bakıyorsa K'nın ucundan L'nin ucuna doğru çizilir. Yani tam okların olduğu yerde gözler olduğu düşünülüyor. Bir gözden diğer göze bakış atıyorsun. Kim bakıyorsa ona doğru bakış atıyorsun. Eğer L, K'ya baksaydı bu sefer de L'den K'ya doğru bakış atacaktım. Hepsi bu. Adam bana bunun uzunluğunu soruyor. Şimdi burası 10 sa. Soru da bana buraların 10 olduğunu söylüyor. Burası 10 sa. Otomatikmen 3, 4, 5 üçgeninin açılarına göre şurası 53 derece. Şurası da 37 derece olduğu için. 3, 4, 5 üçgeni 90'ın karşısına 5K deriz. 37'nin karşısına 3K deriz. 53'ün karşısına da 4K deriz. 5K olan yer 10 sa 3K olan yer 6'dır. 4K olan yer 8'dir. Yani 6, 8, 10 herkesin bildiği bir üçgendir. Şurası 6 birim yapar. Şurası 8 birim yapar. Şimdi diğer üçgene geldiğimizde ise burası 53 dereceye karşılık geldiğini görüyorsunuz. Yani şurasının 53 olduğunu, şurasının 37 olduğunu. Yani şu üçgen kaçı görüyor 53 derece? 6'yı görüyor. O zaman diyeceğiz ki 4'ün katı olması gereken yer 6 olmuşsa her k 6 bölü 4'tür. Yani 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Peki şu mesafe kaçı görüyor? 37'yi görüyor değil mi? 37 dediğimiz yer 3k değil midir? 3k nedir peki? 3 tane 3 bölü 2'dir. Yani 9 bölü 2 yapar. O halde burası da 9 bölü 2 ise zaten burası 8'di toplayalım. 8 artı 9 bölü 2 dediğimizde 2 kere 8 16 9 daha 25 bölü 2 yapar. 25 bölü 2 de 12 buçuk olarak bulunacaktır. Tabi farklı yollarla da yapabilirsiniz. Yani e, direkt bileşenlerine kendiniz ayırabilirsiniz. Yani mesela V1'i bir şöyle bileşeni var bir şöyle bileşeni var diye işte e, burası komşu olduğu için 10 çarpı cos 37. Burası 10 çarpı sin 37 diyerek burayı yine ne bulursunuz? İşte 6 bulursunuz. Bu tarafı Pardon burayı 8 bulursunuz. 10 çarpı kos 37 8 yapar. 10 çarpı sin 37 6 yapar. İşte bunun da iki bileşenini bulduğunuzda bunun da şu kısmını 6 bulacaksınız. Şu kısmını ise ne bulacaksınız? Az önce bulmuştuk. 4 buçuk bulacaksınız. Yani 9 bölü 2 bulacaksınız. İkisini topladığınızda ne olmuş oluyor? 4 buçukla 8'i topladığınızda da birbirlerine göre hızlarının 12 buçuk olduğunu görüyorsunuz. Zaten yukarı doğru ikisinin hızı da 6 olduğu için yukarı taraftan bunların birbirlerine göre hızı 0'dır. Sadece Sol tarafla sağ taraf arasında birbirlerine göre bir hızı olur. Onun da büyüklüğü 12,5 yapacaktır diyoruz. Doğuya doğru hareket eden K aracındaki gözlemci kuzeye doğru hareket eden L aracını VKL hızıyla görmektedir. Buna göre VK bölü VL hızlarının oranını soruyor. Şimdi bir kısa yolumuz vardı hatırlarsanız. İki aracın başlangıç noktaları bir aradaysa işte bir araç bir araca nasıl bakar diye soru sorulduğu zaman biz şu şekilde yapıyorduk. Aracın bir tanesi böyle olsun bir tanesi böyle olsun. Örneğin bana desin ki X aracı Y'yi nasıl görür? Şöyle yapacağız. X'in gözlerinin burada olduğunu, Y'nin gözlerinde tam okun olduğu yerde olduğunu düşüneceğiz. X nasıl görür dediyse X'ten Y'ye doğru bir ok çizeceğiz. Böyle görür diyeceğiz. Eğer Y nasıl görür deseydi bu sefer Y'den X'e doğru bir ok çizecektik ve böyle görürücektik. Yani bu şekilde bir kısa yol var. Ben buna bakış atmak diyorum. Bakış atarak çözeceğiz. Şimdi K'daki gözlemci L'ye bir bakış attığında nasıl bir bakış atıyormuş? Şu şekilde bir bakış. O zaman L kuzey yönünde gittiğini soru bana zaten söylüyor. Kuzeye doğru giden bir L yapıyorum. Ve K'nın gözlerinin olduğu yerden yani ok olduğu yerden L'nin gözlerinin olduğu yere bir bakış atıyorum. İşte attığım bakış şu olur. Adam bana bunun yatayla 37 derecelik açı yaptığını söylemiş. Yani şurası 37 derece ise burası 90 derece ise burası da 53 derece. 3, 4, 5 üçgeninin kuralı oluşmuş oluyor. 90'ın karşısına ben ne diyorum? 5K diyorum biliyorsunuz. 37'nin karşısına 3K, 53'ün karşısına yani şuraya da ben 4K diyorum. O zaman VL ne olmuş oluyor? 37'yi gördüğü için 3K olmuş oluyor. 3, 4, 5 üçgeninin özelliğine göre çözüyorum. E VK ne olmuş oluyor? K'nın hızı, sağa doğruydu K'nın Yani 53'ü gören yer olduğu için onun hızı da 4K olmuş oluyor. Soru bana K bölü L'nin hız oranını sorduğu için... 4K bölü 3K yaparak sorunun cevabını 4 bölü 3 bulabiliriz. Doğuya doğru V hızıyla hareket eden kıyıdaki bir gözlemci K noktasından harekete başlayan bir kayı kuzey batı yönünde V kök iki hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. Bakın doğuya doğru V ile hareket eden kıyıdaki bir gözlemci dedi. Yani kıyıdaki gözlemci şöyle ben doğuya doğru V yapayım. Şuraya yapıyorum doğuya doğru V yaptım. Kıyıda bir gözlemci. Diyor ki bu gözlemci kayığa baktığı zaman kayığı kuzey batı yönünde V kök 2 görüyor. Şimdi bakış nereden nereye yapılıyordu? Gözden göze yapılıyordu. Bunun gözünden bir bakış atacağım ve o attığım bakış V kök 2 olması gerekiyor. Yani şöyle bir bakış atmam gerekiyor ve V kök 2 olması gerekiyor. O zaman benim baktığım kişi şu kişi değil midir? Yani onun gözleri de burada olacak ki ben buraya doğru bakış atayım. İşte şimdi bana diyor ki buna göre kayık. L'nin kaç x uzağında karşı kıyıya çıkar diyor. Şimdi kayığın yukarı doğru v hızıyla gitmesi gerektiğini ben anladım. Şimdi kayığın yukarı doğru v hızıyla gitmesi için nehirin içerisinde bir kere 3 v'lik bir akıntı var. Bu 3V'ye rağmen bu kayık nasıl yukarı doğru V ile gider? Kayığın ancak şöyle bir hızı olması lazım. Sola doğru 3V'lik ve yukarı doğru da V'lik bir hızı olacak ki kayık ne yapsın? E, sola doğru 3V'si ile sağa doğru 3V birbirini götürsün. Bu kayık yukarı doğru V olsun. Gelelim biz o kayığı yukarı doğru V yazalım. Ve dışarıdaki gözlemci ona V kök 2 olarak ne yapabilsin? Bakabilsin. Yani bu kayığın suya göre hızı nedir derse ben diyeceğim ki sola doğru 3 yukarı doğru 1. Şimdi buna göre kayık L'nin kaç x uzağında karşı kıyıya çıkar diyor. Şimdi 3V ile 3V birbirini götürecektir. Yani kayığın sola doğru olan 3'ü ile akıntı birbirini yok edecektir. Dolayısıyla bu adam tam M noktasından karşı kıyıya çıkacaktır. Yani L'nin ne kadar uzağından karşıya çıktı? 1x kadar uzağından karşıya çıktı. Cevabı değişiklidir. Akıntı hızının sabit ve 1 olduğu bir nehirde suya göre süratleri eşit ve 5 olan 1 ve 2 nolu kayıklar K'dan harekete başlıyormuş. Kayıkların karşıya çıktığı noktaların yatayda aldıkları yolların bize oranı soruluyor. Şimdi arkadaşlar yüzücünün hızının çapraz olduğunu gördüğünüz anda hemen yüzücünün hızının neyini bulmanız lazım? Bileşenlerini bulmanız lazım. Şimdi adam buna 5 demişse arkadaşlar 5'i cos 53 ile çarparak burayı 4 bulursunuz. 5'i sin 53 ile çarparak pardon burayı 3 bulursunuz. cos 53 ile çarptığınızda 5'i sin 53 ile çarptığınızda da burayı 4 bulursunuz. Diğer yüzücünün bileşenlerini ise yine sin ve cos mantığından ne bulursunuz? Bu sefer bunun bu tarafını 4 bulursunuz. Yukarısını 3 bulursunuz. Şimdi farz edelim nehrin genişliği 12 metre. O zaman birinci kayık karşıya ne kadar sürede çıkar? Karşıya geçmeye çalışan hızına bak 4. Yolu kaç? 12. O zaman diyorsun ki 12 eşittir 4 çarpı T1. Birinci kayığın süresinin 3 saniye olduğunu anlıyorsun. İkinci kayığa geldiğinde ise Adamın zaten karşıya doğru geçmeye çalıştığı hız 3. O zaman 12 eşittir 3 çarpı t2 diyerekten t2'yi de ne bulmuş oluyorsun? 4 saniye. Şimdi size şunu sor sorayım. Eğer bu 3 olmasaydı, bu 3 olmasaydı, akıntı da olmasaydı. Akıntı biliyorsunuz 1 demişti soru 3 ve akıntı olmasaydı bu 1 numaralı yüzücü nereden karşıya çıkardı? tam L'den karşıya çıkardı. Peki sağa doğru 1 ve sağa doğru 3 sayesinde nereden karşıya çıkacak? Ta buradan karşıya çıkacak. Yani x1 kadar uzaklaşacak. O zaman sağa doğru 3 ile sağa doğru 1'i topluyorum. Benim toplam hızım sağa doğru 4 yapıyor. Sağa doğru 4'ü de 4 ile çarpıyorum ve ne kadar uzaklaştığını buluyorum. Bakın pardon burası x2'nin yeri. Ben x1'i buluyorum şu an değil mi? O zaman diyorum ki yol eşittir hız çarpı zaman denklemine göre soruyu çözeceğim. Yolumu bilmiyorum ama hızım kaç? Sağa doğru 3 ile sağa doğru 1'i topladım. Akıntı ve adamın sağa doğru hızını 4 yaptı. Onu da süreyle çarpıyorum. Sürede de 3 olduğu için bunun cevabı 12 çıktı. Diğerine geliyorum. Diyorum ki sola doğru 4 Sağa doğru 1, kim kazanır? Sola doğru 3 kazanır. Ve o yüzden bu tarafa atar. Peki ne kadar uzağa atar? Yol nasıl bulunur? Hız çarpı zamanla. Hızım 3 çıktı. Hani 4'ten 1'i çıkarttım. Zaman zaten 4. 3 kere 4'ten bu da 12 iki oldu. İkisinin de yatayda aldıkları yollar 12 metre olduğu için 12'nin 12'ye oranı sorunun cevabı 1 çıkacaktır. Doğu batı doğrultusunda hareket eden x, y, z araçlarından x'in hızı y'nin hızından büyüktür. Şuraya yazalım. Vx büyüktür. Vy. Z'nin hızından ise küçüktür. Yani Vz büyüktür. Vx. Evet diyor ki x aracı z'yi batıya. Yani x z'yi batıya dediğine göre z eksi x eşittir batı. Çünkü bakanı çıkartacaktık. x bakıyor. Y'yi de doğuya görüyormuş. Yani X, Y'ye baktığında sonuç doğu oluyormuş. O zaman Y eksi X yapınca da sonucun doğu çıkacağını biliyorum. Soru söylüyor. Buna göre X, Y araçlarının hangileri kesinlikle batıya gitmektedir? Şimdi Z eksi X ne demek? Z'yi normal al, X'i ters çevir demek istiyor. Şimdi X'in hızı mı büyük, Z'nin hızı mı büyük? Şuna bakıyorum. Z'nin hızı büyük. O halde Z X işleminin sonucu batı çıktığına göre burada kimin dediği olur? Büyüğün dediği olur. Yani Z'nin büyük olduğu için Z'nin dediği gerçekleşir. Sonuç batı çıktığına göre Z kesinlikle batıya doğru olmak zorundadır. Bakın Z büyük olduğu için bunu biraz abartarak yapayım anlaşılsın. Z X işleminde Z'yi şöyle batıya doğru Z büyük ya böyle büyük çizersen X'i X'i yani eksi X'i ister bu tarafa doğru çiz ister bu tarafa doğru çiz. Zaten küçük olduğu için sonuç ne çıkar? Batı çıkar. O yüzden ben burada diyorum ki büyüğün dediği olur. Yani burada Z büyük olduğu için ve sonuçta batı olduğu için Z kesinlikle batıdır. Soru bana zaten hangileri kesinlikle batıdır diyor. Z'yi buldum. Şimdi y eksi x işlemini inceliyorum. Burada kim büyük? Burada y ve x'e baktığım zaman x büyük. O zaman x'in dediği olmuş. Ama x yok ki burada. Eksi x var. O zaman eksi x'in dediği olmuştur. Eksi x doğuya doğruysa. Bak sonuç doğuya çıktı. Yani x'in dediği olacak. Ama burada x yok. Eksi x var. Eksi x işlemi doğuya doğruysa x nereye doğrudur? x tabii ki batıya doğrudur ki eksi x işlemi nereye doğru olsun? Doğuya doğru olsun. O halde x'in de batıya gittiği garantidir. Bakın x batıya gidiyorsa eksi x doğuya doğru gidiyordur derim ve eksi x'i böyle çizerim. Eksi x'in ucuna ister böyle bir y ekleyin İster böyle bir y ekleyin, y xten küçük olduğu için kim kazanır yine ne taraf kazanır Doğu kazanır. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani soru biraz yorumu zor bir soru arkadaşlar. Elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum ama e, biraz gerçekten yorumlanması zor bir soru. Ben burada en iyi şu şekilde anlatmayı e, yani doğru olduğunu düşünüyorum. Kim büyükse onun dediği oluyor. Birincisinde z büyük olduğu için sonuç batı çıkmışsa demek ki z batıdır diyorum. İkincisinde x büyük olduğu için sonuç doğu çıkmışsa eksi x doğudur diyorum. Eksi x doğuysa x batıdır. Dolayısıyla batıya doğru kesinlikle giden x ve z'dir. Güzel bir soru. Cevabı D şıkkıdır. Evet. 6. Birbirine paralel tren raylarındaki KLM trenlerindeki durgun gözlemcilerden K'daki gözlemci L'yi kuzeye, M'yi güneye gidiyor gibi görüyor. Şunları silelim. K'daki gözlemci L'yi. Yani L eksi K, K bakıyor onu çıkardım. İşleminin sonucu ne çıkmış? Kuzey. Tamam. Peki M'yi diyor. Yani yine K bakıyor. M eksi K işleminin sonucu ise güney çıkmış. L treni güneye doğru gittiğine göre... Bakın L treninin de güneye gittiğini söylüyor. Hangileri doğrudur? Şimdi L eksi K'da ben L'yi güneye doğru çiziyorum. Soru bana L'nin güneye doğru olduğunu söyledi. Şimdi sonuç ne? Ben buna bir eksi K koyduğum zaman sonuç ne çıkıyor? Kuzey çıkıyor. Yani yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bunun sonucu yukarı doğru çıkıyorsa L aşağı doğru olduğuna göre eksi K ne tarafa doğru olmalı? Eksi k tabii ki yukarı doğru olmalı. Ve l'den de daha ne olmalı? Büyük olmalı. Aksi takdirde sonuç kuzey olmaz. Şimdi k'nın hızı kesinlikle l'den büyüktür. Bu anlaşıldı. Eğer k l'den büyük olmasaydı l kazanırdı ve sonuç güney olurdu. Ama sonuç kuzey. K'nın hızı L'den kesinlikle büyüktür. Bir kere bunu bulduk. M'nin hızı. Ötekine gelelim şimdi. M eksi K güney demişiz. Peki. Kim e, K ne tarafa gidiyordu? K'nın ne tarafa gittiğini bulduk bu arada. Eksi K kuzeye doğru gidiyorsa. Bakın burada bulmuştum. Eksi K kuzeye doğru gidiyorsa. E, K nereye doğru gidiyordur? Güney'e doğru gidiyordur. Şimdi şu işlemi yapıyorum. M eksi K. M eksi K işleminin sonucu güney çıkmıştı. Şimdi eksi k nereye doğru? Yukarı doğru. Bu işlem, bu gördüğünüz gibi eksi k e, kuzeye doğru. Ama işlemin sonucu m eksi k güneye doğru. Demek ki eksi k kuzeye doğru ama m güneye doğru ve daha büyük ki m'nin dediği olmuş ve bu işlemin sonucu ne çıkmış? Güney çıkmış. İşte demek ki m de k'dan daha büyüktür. M'nin hızı K'dan daha büyüktür. Evet. K ve M'nin kuzeye doğru hareket etmektedir. Şimdi M güneye doğru gidiyor zaten. Az önce buldum. Yani bu yanlış. Sorunun cevabı 1 ve 2. Gördüğünüz gibi bu da yorumlanması zor bir soru arkadaşlar. Bunlar bağlı sorularının biraz zor sorularıdır. Birbirine paralel hareket eden XYZ Y, Z trenlerinden sırasıyla KLM gözlemcileri bulunmaktadır. Buna göre KLM gözlemcilerinden hangilerinin kendi hızı bulundukları trenin hızına göre kesinlikle daha büyüktür diye bize soruyor. Şimdi X treni güneye doğru giderken K gözlemcisi yere göre kuzeye. Şimdi bir tren kuzeye doğru giderken pardon güneye doğru yani tren aşağı doğru giderken tren aşağı gitmesine rağmen K gözlemcisi yere göre nasıl kuzeye olur? Demek ki x treni aşağı doğru gidiyor ama üzerindeki kişi yukarı doğru ve trenden daha hızlı giderse otomatikmen biz onu baktığımızda nereye doğru gidiyor gibi görürüz. Kuzeye doğru gidiyor gibi görürüz. Yani bir kere x treni k treninin k gözlemcisinin hızı kesinlikle trenden daha büyüktür. O zaman k var. Y treni kuzeye giderken bu sefer bir Y treni düşünelim ve Y treni nereye gidiyor? Kuzeye doğru gidiyor. L gözlemcisi yere göre güneye. Demek ki L gözlemcisi de aynı şekilde az önceki gibi aşağı doğru ve daha büyük bir hızla koşuyor ki biz ona baktığımız zaman kimi görüyoruz? Onun aşağı gittiğini görüyoruz. Demek ki L de aynı K gibi bulunduğu trenden daha hızlı. Ama Z treni kuzeye giderken yapalım şöyle Z treni. Bu tren kuzeye gidiyor. M gözlemcisinin yere göre hızı da kuzeye. Yani M gözlemcisi trenin üzerinde duruyor bile olabilir. Çünkü bu dursa bile biz onu nereye doğru görürüz? Kuzeye doğru görürüz. Ya da kuzeye doğru gidiyor da olabilir. Yani ben diyemem ki M gözlemcisinin yere göre hızı Trenden daha büyüktür diyemem. Çünkü tren kuzeye gidiyor. Ve biz onu baktığımızda biz onu zaten kuzeye doğru gidiyor görüyoruz. Yani burada e, M gözlemcisi kuzeye doğru trenden büyük bir hızla da gidiyor olabilir. Ama sonuçta kuzeye gidiyorsa trenden büyük de olabilir. Trene de eşit de olabilir. Ama güneye gidiyorsa bu adam güneye de gidebilir. Ama küçük bir hızla gitmek zorundadır. Treni geçemez. Treni geçerse bu sefer onun dediği olur ve biz onu güney görmek zorundayız. Fakat soru kuzey dediği için yani kısacası M gözlemcisiyle ilgili ne hangi yönde gittiği ne de hızının büyüklüğü ile ilgili bir yorum garanti yorum yapılamıyor. Sorunun cevabı K ve L'dir diyoruz. Akıntı hızının v su olduğu bir denizde bulunan bir kayığın suya göre hızı v1'dir. Kayığın hızı. Evet. Kayık üzerinde bulunan bir adamın suya göre hızı v2'dir. Bakın suya göre hızı diyor. Yani kayığa göre hızı demiyor. Suya göre hız ne demektir? Sudaki hızımız demektir. Yani bu v2'nin içerisinde kayık da var artı e, kişinin kendisi de var. Yani Çocuk da var. Çocuk ve kayığın toplamı bizim su içerisindeki hızımızdır. Buna göre adamın yere göre hızının bulunabilmesi için hangilerinin bilinmesine gerek yoktur diye bize soruyor. Şimdi adamın yere göre hızını bulurken ne yapacağız biz? Kayığın hızını ekleyeceğiz. Bir kayık artı suyun hızını ekleyeceğiz. Yani akıntının hızını ekleyeceğiz. Artı çocuğun hızını ekleyeceğiz. Bu üçünü topladığımız zaman zaten biz otomatikman neyi bulmuş oluyoruz? Yere göre hızı bulmuş oluyoruz. Yani yere göre hız bütün hızların toplamı olacak. Şimdi neyi bilmeme gerek yok? Şimdi bu V2'nin içerisinde zaten hem kayık hem de çocuğun hızları yok mu? Var. O halde yani kayık artı çocuk Zaten birleştiği zaman V2 yapıyor. Ve biz bunu biliyoruz. O zaman bizim sadece suya suyun hızını bilmemize, bilmemiz yetiyor. V2'ye suya göre hızı ekleyince olay bitiyor. Bakın adamın suya göre hızını bilirsek, yani V2'yi bilirsek üzerine de bir de Vs yani akıntıyı eklersek zaten iş bitiyor. Yani bunu bilmemize gerek var. Suyun hızı yani Vs dediğim hızı bilmeme gerek var. Suyun hareket yönü. E ne tarafa olduğunu tabii önemli. Adamın kayığa göre hızı. Yani çocuğun hızından bahsediyor. Şimdi biz çocuğun hızıyla kayığın hızının toplamını yani kayığın suya göre hızını yani şu ilk şıkkı adamın suya göre hızını bilirsek zaten çocuğun hızını ekstradan bilmemize gerek kalmamış oluyor. Bundan dolayı adamın kayığa göre hızını bilmeme gerek yok. Geçiyoruz 10. soruya. Akıntı hızının doğuya doğru 10 olduğu bir nehirde doğuya doğru 10 hemen yapalım şöyle. Akıntı hızı doğuya doğru 10. Tamam V akıntı. Bir nehirde suya göre hızı batıya doğru 15 olan şöyle yapıyorum. Batıya doğru 15 olan bir kıyı, karada bulunan ve hızı doğuya doğru 5 olan. Şu karaya bir çocuk yapalım. Hızı doğuya doğru 5 metre bölü saniye. Şu 15 olan da neydi? Kayıktı. Tamam. Hızı doğuya doğru 5 olan bir gözlemci. Yani bakan kişi şu kıyıdaki çocuk gözlemci hangi yönde ve kaç görür? Şimdi biz bakanı çıkartmıyor muyduk? Evet o zaman bakan kişiyi ters çevireceğiz. Yani sağa doğru 5 yerine bir sola doğru 5 yazdığımız zaman zaten çıkartmış oluyoruz. Peki kayık sola 15 ama suyun hızı sağa 10 olduğu için kayığı biz sola doğru 5 alacağız. 10 15'in sonucundan. Ve bu işlemin sonucu sola doğru yani batı yönünde 10 olarak bulunacaktır. Gemi üzerinde bulunan bir kişinin yere göre hızı hangisi seçeneklik gibidir? Şimdi yere göre hız ne demekti? Bütün hızları toplayacaksın yani suya göre geminin suya göre hızı yani geminin kendi hızı, gemi üzerindeki kişinin gemiye göre hızı yani çocuğun hızı. Bak. V çocuk artı V gemi artı V akıntı. Bu üçünü toplayacaksın ki yere göre hızı bulasın. Yani bunların üçünü toplamamız lazım. Hadi toplayalım. V1'in ucuna bir V2 ekleyelim. Şuraya geldik. Onun ucuna da bir V3 ekleyelim. Şuraya geldik. En başta başlangıç noktası burasıydı. Başlangıçtan bitişe çizersek şunu çiziyoruz. Bu hangi numaralı vektör? A şıkkındaki gibi olduğunu görüyoruz. Doğrusal bir yolda doğu batı doğrultusunda hareket eden X, y, Z araçları için X aracına göre Y aracının hızı doğu yönde V'dir. X bakıyor. Y eksi X doğuya doğru pardon batı yaptım. Doğuya doğru V'ymiş. Y aracına göre Z aracı. Yani Y bakıyor Z'ye. O zaman Z eksi Y eşittir. Batı 3V. Batıya doğru ok yapıyorum. 3V yazıyorum. Tamam. Peki buna göre X aracına göre Z aracının hızı. Yani X'e göre dediği için kim bakıyor? X. Z eksi X işlemini bana soruyor. Bakanı çıkartıyorduk değil mi? Şimdi şu ikisini taraf tarafa toplarsanız ne olmuş olur gençler? Bakın X'ler Y'ler birbirini götürür. Z eksi X kalır direkt ve bunun sonucu da sağ 3 ve sola şey sağ v ve sola 3 v'den dolayı sola doğru 2 v yani batı yönünde 2 v zaten biz de z eksi x arıyoruz batı yönünde 2 v sorunun cevabı d şıkkı umarım faydalı bir video olmuştur bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.